Bu arada tüm jüri üyelerimizi tüm sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Merhaba Ali Hanım. Merhaba. Elif Yaren Köse. Evet, buyurun. Elif, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler, sizi sormalı. Biz de idare ediyoruz. Kaç yaşındasın? Ben dün doğum günümde yeni girdim 13'üme. Maşallah. Bu arada dün doğum günümden size birkaç şey getirdim. İkram edebilir miyim? Yüz ifadeniz değişti ama. Şey. Hani dünden kalmış ya. Yok. Bayat değil, merak etmeyin. Hiç aklıma gelmedi, sen ne biçim adamsın ya. Ben teşekkür ederim, sonra alırız dedi. Dünden kalmış ya diyor ya. Asıl konuya görelim, vereyim mi hediyeyi? Efendim? İkramları diyorum. Ver, ver. Bir saniye. Arkada kaldı da. Buyurun, kalbim hep sizinle. Onu göstergesi. Ne bu? Kurabiye. Ben artık korkudan elleyemiyorum. Yok, kalbim hep sizinle yani. Onun göstergesi. Buyurun. Tamam, Müla, bizim için yer misin? Çok nazik. Hayır, hem de çocuğa... Yok, yeniliyor. Efendim? Yeniliyor. Berhudar ol. Elif. Efendim. Sen ne kadar girişkensin böyle. Teşekkürler. Anadan doğma anne. Şey, doğuştan geliyor. Nerelisiniz siz? Biz Balıkesirliyiz. Balıkesirlisiniz. Ama annem Karslı Hülya Hanım. Wow, güzel. Sen okula gidiyorsun herhalde. Tabii tabii. Kaça? 7'ye gidiyorum. İyi mi dersler? Bayağı iyi. Ya aslında şey, tam geleceğim ara hani hastalandım bir anda, bir grip falan oldu. Grip havası. Yani pek... şimdi şöyle diyeyim ben, taklitlerimi yapmaya çalışacağım. Tüm büyüklerim affına sığınarak yapmaya çalışacağım yani. Öyle söyleyeyim. O zaman bir dakika. Yani bazı sesler çıkamayabilir o yüzden. Tamam, şimdi şöyle bir durum var o zaman. Anlaşmaya giriyoruz. İstersen seni oylamayalım, sen taklitlerini yap. Yo, niye? Oylayın, oylayın. Hiç fark etmez, evet ya da hayır. Hayat yarışı zaten. Yani şey, bu yarış biraz hayatın yanında hani şey kalır ya. Oli, ne olacak? Senin hayat mücadelen bayağı yerinde, zor. Yerinde, afiyetler. Ya şey, iyi. Bayağı zor geçiyor galiba. Yo. Yani keyfin normal insanlar gibi. Kaç kardeşsiniz? Biz 3 kardeşiz ya. O yüzden biraz sıkıntı. En küçükleriyim. Abim var, abla mı? 2 abim. İşte, o da sıkıntı. Eyvah! Niye, abilerin baskı mı yaratıyor üzerinde? Yo. Yani onu şey, getir, bunu getir mi? Yani, o bakım. Bakkala git. Çöp at. Olsun ama senin gibi kardeşleri var, ne güzel. Onlar da çok mutludur. Yani. Hadi başarılı. Bakınız, Nihat Doğan olmak... 39 derece ateşi varken sırf bu değerli jüri üyelerini görmek için hasta yatağından kalkıp buraya gelmektir. Nihat Doğan olmak yeteneksizsiniz Türkiye'ye kayıt olup o ses Türkiye'nin kapısında kuyruk beklemektir. Biz 7 kardeştik. En büyük ilk doğan, en küçük son doğan, ortadaki Nihat Doğan. Ağlamı bana vermiyorlar validem. Ağlamı verin bana. Ağlamı istiyorum ben. Ağlam Mehmet. Ya 7 tane doğurdun. Her bölüm bir tane doğuruyorsun. Hala bir tane çocuğun peşine düşüyorsun ya. Ama ağlamı bana vermiyorlar. Selahattin. Ağlamı bana vermiyorlar Selahattin. Benim canım. Ben sana tantini alırım. Hülya canım, seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Oğlum, Orçun, senin burada ne işin var?
Öpüşelim mi? Psikolojim çok bozuldu da. Moit. Yani buraya kadar gelebilmek bile büyük bir başarı benim gözümde. Teşekkürler. Şimdi Elif. Eksiklerim var, tamamlayacağım, tamam. Pardon. Elif. Efendim. Bir kere şey, cesaretlisin, güzel. Teşekkür ederim. Oyunculuk konusunda devam edersen kesinlikle başarılı olursun. Evet, sinema ve televizyon okumak istiyorum. Olumsuz, çok olumsuz düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Bakacağız. Yani hasta olmasaydım hani daha iyi yapabilirdim, daha iyi performans sergileyebilirdim. Enerjim daha yerinde olabilirdi yani bundan da fazla. Ama maalesef. Yani 12 yaşında bir kızın bu kadar rahat olması, ne bileyim böyle hani böyle... O bile yetenekli. Yani bizim yaşlarımızdaki böyle çoğu senden çok daha büyük abilerin, ablaların çıktığı zaman senin kadar rahat olamıyorlar sahnede. O acemiliği biz buradan çok net olarak alıyoruz. Ben de Hülya gibi düşünüyorum. Yani o rahatlığın, uyumun, yatkınlığın gayet güzel. Tabii bir iki taklitte sorun yaşaman çok doğal. Olur böyle şeyler. Daha çok ufaksın. Ama kesinlikle hani ben seni bir daha görmek isterim yani. Merak ediyorum çünkü ne yapacağını. Teşekkür ederim. Peki oylamaya ben başlayayım. Tamam. Beni affet ama tabii, bu performansa evet diyemeyeceğim. Ben hayır diyorum. Tamam. Teşekkür ederim yine. Ben devam edeyim. Hülya'dan evvel atlayayım ki sonra kalsın. Ben tamam, gösteriler, şeyler, taklitler çok şey olmadı. Beklendiği gibi olmadı ama ben bunu senin biraz da yaşına bağlıyorum. O yüzden ya ben merak ediyorum seni bir dahaki turda ne yapacaksın diye. Umarım herkes merak ediyordur. O yüzden ben evet diyorum. Valla ben de merak ediyorum seni bir dahaki sefere ne yapabilirsin? Bu sefer hastaydım vesaire vesaire, bir sürü bir şeyler söyledin. Var. Evet diyorum ben de. Hoppa, adam mı? Çok teşekkürler. Bak. İki evetle uğurluyoruz.